Arkadaşlar merhaba. Sermaye Piyasası Kurulu bülteni yayınlandı. 2023 yılının 27. SPK bülteni. Bu Sermaye Piyasası Kurulu bülteninden yeni halka arz çıkmadı. Piyasa yorulmuştu halka arzlardan. Hatta son halka arz Big Chef'te çok kısa sürede tavan bozdu. Fakat 3 adet, 3 şirketin bedelsiz sermaye artışı onaylandı. Hemen bakalım. Bunlardan birincisi Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi'nin mevcut sermayesi 24 milyon, yeni çıkarılacak sermaye 120 milyon 96 milyon lot iç kaynaklardan karşılanacak. Bir diğeri yani Otokar'ın %400'ü onu da hatırlatayım. %400 oranında bedelsiz sermaye artışı onaylandı. Diğeri Edata Teknoloji Pazarlama AŞ 45 milyon lottan 135 milyon lota çıkacak. 90 milyon lot da iç kaynaklardan bedelsiz karşılanacak. Yani Edata'da %200 bedelsiz sermaye artışı onaylandı. Bir diğeri de Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Mevcut sermayesi 90, 99 milyon 314 bin. Yeni sermayesi 198 milyon 628 bin olacak. 99 milyon 314 bin lot iç kaynaklardan bedelsiz karşılanacak. Mavi'nin de %100 bedelsiz sermaye artışı onaylandı. Tekrar edeyim. Otokar %400, Edata %200, Mavi de %100 oranında bedelsiz sermaye artışları onaylandı arkadaşlar. Bunlar ne zaman gerçekleşir derseniz Önümüzdeki hafta muhtemelen şirketler bir ya da iki hafta içerisinde bunların gerçekleşeceği tarihi belirliyor, o tarihte de bedelsiz bölünmüş oluyor. İki gün sonra da e, tamamen hisseler bir araya gelip toplanıyor. Zaten portföyünüzde görmüşsünüzdür daha önce. Bazı soran arkadaşlar var, şirketin açıklayacağı tarihten bir gün önce almanız bile bu bedelsiz sermaye artışından yararlanmanızı sağlar fakat söyledikleri tarihte lotu alırsanız hisseyi alırsanız maalesef ondan yararlanamazsınız bugün iki şirket daha bedelsiz sermaye artışı kararı almıştı bunlardan bir tanesi yayla gıda bundan önceki kap haberlerinde size bildirdim yayla gıda %130 oranında nt gazda %100 oranında bedelsiz sermaye artışı kararı aldı bunun dışında SPK bülteninden bizi çok fazla ilgilendiren bir şey yok. Yeni kurulacak fonlara izinler verilmiş ee, teknik e, bilgiler var arkadaşlar. Bizimle pek ilgisi alakası olmayan işte yabancı e, internet sayfalarına verilen cezalar vesaire. Tek önemli karar 3 tane şirketin bedelsiz sermaye artıcı kararının onaylanmış olması alanlara, tutanlara veya alacak olanlara herkese hayırlı olsun arkadaşlar. Bol kazançlar.